Günaydın. Evet, günaydın. Aramızda günaydın kalmasından bir pazartesi sabahı. İnşallah güzel geçireceğiniz bir haftaya, güzel geçireceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Şanslıyız bugün değil mi? Evet, çok. Konuk, çok. Konuk on numara. Öyle bir konuğumuz var ki ışıltısıyla, enerjisiyle, tabii ki söylemleriyle de, tatlı diliyle de bence bizim böyle aramıza evet cuk oturacak. Dedikodu da yapacağız tabii ki. Her şey. Hafta sonu ne yaptın? Hafta sonu dün çok sevdiğim mesleğe birlikte başladım 1989'da. Hı hı. Arkadaşlarım Gülay Erdemli ve Ferhan Poro ile birlikteydim. Bağdat Caddesi'ni kızlar turladık. Oh, çok biz güzel dedikodu yaptık, dibine vurduk. Ve bugün de o masadan, o üçlü masadan bu üçlü masaya geldim. Ömrüm uzayacak. Dedikodu yapanların ömrü uzuyormuş. Peki o masadan bu masaya gelirken acaba oradaki dedikodular buraya gelir mi? Gelmez. Gelmez mi? Yani bir ucundan başımız ağrır Yelda'cığım. İşin içinde medya dedikodusu da var. Kendi cephemizden şeyler, şeyler var. Belki ufak ufak çıtlatırım, belki ayrı mesele. Minicik minicik gelir. Minicik minicik gelir. Peki. Hadi sen anons et. Peki o zaman şu güzelliği hafta sonu görelim. Hafta sonu evet, sosyal medyada da çok fazla konuşuldu ama ben şu anda haber öncesinde, haberi vermeden önce. Böyle çayınız kahveniz hazır mı? Müge'den dedikoduları da alacağım. Bizim hazır. Kocaman ekranda bence yudumlayın kahvenizi. Aylin Coşkun gelsin. Evet, hadi gelsin. Aylin şarkısı. Hadi gelsin. Gelsin. Şu güzelliğiyle gelsin. Günaydın. 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 Buradan manzara çok güzel. Karşımızda güzel bir kadın evet oturuyor. Ya ben ekranda o kadar güzel çıkmıyorum ya. Aa, yok yani hayır. Normalinde daha güzelim. Sizin gözünüz de daha güzelim. Kendimde de öyleyim ama evet ekrana bakıyorum. Asla bu ben değilim yani. Aa. Gayet güzel çıkıyor. Artık onu fotojenik değilim bence ben ya. Önceden o, daha o maharet için şimdi yukarıda yönetmenimiz Yaşar'a ait. Güzel evet çek konuğumuza. Yok, yönetmenimizle ilgili demiyorum ama yok ben normalde de hani yüzümü yıkıyorum makyajsız böyle çok daha kendimi. Sen normalde çok sadesin. Ben hiç makyaj hayatım yapmam. Bir gün beni basın şey yazmış İstinye Park'ta. Makyajsız yakalandı. Ben makyajlı yakalanırsam sürpriz olur. Hiç yapmıyorum ki. Şu anda da çok doğal bir makyaj. Ya çok evet yaptırıyorum. Hatta Mutlu'ya şey dedim ya Mutlu sürmesek mi dedim. Aşkım kameralar öyle yok dedim artık o kadar da değil dedim değil mi? Yok öyle. Ha? Ama ya rahat öyle o hiç derdi hiç yok. Oram kırışmış, oram eskiyor. Takılmıyor hiç öyle şeyler. Yani kameraları görünce makyajsız olunca ne yapıyorlar? Gözlük takılıyor, şapkalar aman ha, çekmeyin. Tabii, tabii. Hiç öyle derdi yok. Ben makyajsız şey daha güzelim. Yani i̇şte makyajın bu yakışmadığı sabah kadınlardan biriyim. Sabah gördüm ben makyajı, evet. Öyleyim ben. Çok tatlısı. Ne yaparım bir gözaltı aydınlığı, bir dudağıma bir parlatıcı. Bu bebe şeylerinden bitti. Hı. Başka yapmıyorum yani. İyi böyle, hadi. Böyle sahnede böyle ekstra sahnede bir makyaj, ekstra bir tabii, tabii. Sahnede ekstra ağır yapıyoruz. Çünkü sahne yıllarca bunu istedi. Hatırlayın hı bir dönem sabah programlarında simler. Tabii. Siyah makyajlar. Kıpkırmızı, mor arası rujlar. Saçlar falan böyle şimdi aynen her şey doğala döndü ama. Parıltı bize de kalsa zorla yani. Evet, evet. Normalde biz de o kadar çok fazla yani seviyoruz. Yani siz mesleğinizden dolayı belki bizim sahne kaldırıyor. Tabii ki. Sahne tabii kaldırıyor. Sahne lazım. Çabuk aynen kaldırıyor. Makyajı kaldırıyor, dekolteyi kaldırıyor. Tamam şov dedin, şovla evet başlıyoruz. Başlayalım, şimdi başlayalım. Başlayalım bence de. Hadise'nin son şovunu sahnede izledin mi, gördün mü? Instagram'dan gördüm. Çok fazla sosyal medyada döndü. Evet. Niye döndü? Çünkü bizim Jennifer Lopez'imize böyle birazcık bir dakika ben de buradayım diyen bir Hadise şov. Bir dans, karşılaştırma. Biz de yorumumuzu yapacağız. Önce bir izleyelim. Yaparız. Nasıl ne diyorsun? Şimdi şöyle hemen söyleyeyim. Şimdi ben de aylarca hazırlanıyorum mesela aha sahne yaptığımda ki bunun bir benzeri şovu ben biliyorsunuz Bostancı Gösteri Merkezi'nde evet yaptım. Yurt dışından dansçılarla bir 100 kişilik bir dans ekibiyle hı yaptık biz. Şimdi bu çok emek isteyen bir şey ve çok efor istiyor. Hı. Hadise bence güzel yapıyor. Evet. Kıyafet aynısı değil. Ya şimdi tabii bizim Beyoncé'lar, Shakira'lar vesaire şimdi bak ben de bu işin o kadar emeğini veren bir kadın hı olarak. Evet. Yani bizim onlar gibi olmamız için. Ne olması gerekiyor? Orada doğmamız lazım herhalde. O mümkün değil yani. Kırk fırın ekmek bile yok yetmez. Bizde yok o. Bizde biz iki poz verip iki dönmeyi dans zannediyoruz ya. Bir de çok şimdi nefes nefese kalınıyor bazı şarkıcılara. Ben mesela birkaç çok mesela şimdi Hadise biraz daha poz poz dans ediyor. Bir de Latin yapıyor. Hı. Mesela benim koreografilerim o kadar ağırdı ki birçoğunda ben hı yani en azından bir üç şarkıda falan mutlaka ki bir half playback hı ya da tam playback'e döndüm. Hı. Çünkü kalktığın zaman bak şunu yaptığın zaman bunu tutamazsın.
Yani bu mümkün değil. Yabancılar şimdi bu genetiklerinde de dans var. Bir de sürekli spor yapıyorlar. Çok aile. Yapıyorlar hayatım. Çok onlar 2-3 saat bir kere beslenme uzmanları ayrı, spor hocaları ayrı vesaire, kardiyoları ayrı. Jennifer Lopez'in 45 kişilik ekibi var. Evet, evet, yani evet. Dolayısıyla da bizim oraya gelemememizin nedeni aslında bir, sahne ücretleri tamam şu an yüksek ama. Şimdi ben yurt dışından bir David'i getiriyorum mesela. Abi euro ile getiriyorsun. Dansçıları getiriyorum euro ile. Şimdi evet. TL'ye vurduğun zaman şey diyorsun, gelmese miydi ulan bu buraya da? Fazla oldu. Bir dansçıyı David'i ne kadara getiriyorsun? Hayatım ben ne kadar önce getirdim? İşte Bostancı zamanı getirdim. 3 yıl mı oldu ne? O zaman 2 aylık mı ne verdim? 20 bin euro mu şey verdim. Bir de David'in yemesi, içmesi, kalması, ben yatması. Kaldı. Çok seviyorum zaten ben bunu. Ama şey hani pahalı şeyler bunlar. Hadise güzel yapıyor bence, devam etsin. Ama Hadise, dediğim gibi biz o level'a gelemeyiz. Ama o level... Hadise ile ilgili bir şeyi bak izlerken güzel söyledin sen. Çorap rengi dedin. Çorap rengi mesela bedenindeki o transparan renkle çorap rengi çok zıt. Evet. Çok beyaz çorabı. Burada yok çünkü. Şimdi az önce... Yok hayatım. Az önce söylediğin şeyi ben şöyle yorumluyorum. Bir kere yabancılara baktığımız zaman... Çok disiplinli çalışıyorlar. Çok. Yani onlar için sahneye çıkıp dans etmek demek eşittir. Sahne öncesinde 2 ay öncesinden başlayıp günde 6-7 saat provayı evet, yapmak de, demek. Ben de Bostancı'da öyleydim. Yani David sabah 10'da başlardı. Akşam 6'dan önce 1 dakika önce bitiremiyorsun. Hı hı. Yani öyle bir disiplinle çalışıyorlar. Düşün ben 2-3 ayımı böyle kapatıyorum. Hı hı. Hani yurt dışında bunlar daha da fazla. Daha da fazla. Biz biraz daha tabii şimdi ya Türkiye'de şovdan şova bir hazırlık. Biz daha şımarız. Ha? Mesela ben ilk Hamza'yı getirttirdim. Onlar da hep Jennifer Lopez'in, Beyoncé'nin falan dansçıları falan, hı hı, koreografları. Getirttirdim. Adam diyor ki sabah diyor 9'da spora başlıyoruz diyor. Ben gitmişim orada Türk kahvemi içiyorum falan. Adam bana milkshake bir şeyler hazırlıyor, veriyor, içiyorum. Son bir Türk kahvesi içiyorum falan, böyle yapıyor. Okey hadi let's go diyor. Ben böyle kahvem bitiyor, içiyorum böyle. Kalkıyor musun? Gideyim mi? Evet, tamam beni surat asıyorsun deyip arkasından tin tin tin. Evet. Hani daha şımarız. Niye? Çünkü bizim ülkemiz sanatçı, yani biz sanatçılar biraz daha şımarık, daha pohpohlanmaya biraz alışmış. Biraz tembellik diyebilir miyiz ona? Tembellik zaten, çünkü niye biliyor musun? Etrafındaki herkes pış 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 çok pış iyi, pış. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tabii pohpoh. Mesela biz kötü olan bir şeyimizi de görmüyoruz ki. Herkes pohpohluyor çünkü. Çünkü birbirine kötü bir şey söylediğinde, eleştirdiğinde o kaldırmıyor ki. Tabii, klasik. Evet. Güzel şeyler. Bakın yurt dışında bakan bile, atıyorum vekiller bile bisikletle giderken biz her yeri kürkümüzle, VIP'mizle, bilme şoförümüzle. İşte biz bu yüzden belki de çok da olamaz. Emek ya. Emek. Evet, karşılığı eşittir evet, işi. Aynen. Evet, evet, peki şu çorap aynen rengi meselesine takıldım. Ajda Pekkan'ın kapısını çal. Çünkü Ajda evet, Pekkan o yurt dışında Brezilya'da samba dansçılarının giydikleri çorapları Türkiye'ye getirerek bir çığır açtı. <Öyle mi? gülüyor> Ben en son Sezen Aksu bana, bize Hande ile gittiğimizde Sezen Aksu'ya, çok seviyorum onu bu arada. O söylemişti, yaz çorabı var. Burnu yok falan demiş. Onu da Seda evet, Sayan giyiyor. Evet. İşte evet. Ben Sezen Aksu'dan duymuşum mesela. Evet. Bunu. O da Seda Sayan. Bilmiyordum yani. Bilmiyordum. Ucu yok, Seda abla da bu arada çorap kadını. Çorap kadını. Evet.